Son dönemlerde dillere pelesenk olmuş bir kavram var. Vefa. Ben bu kavramın bu kadar sık kullanıldığını gördükçe, buna şahit oldukça çok üzülüyorum. Üzülüyorum, zira biz vefadan dem vurdukça aslında vefasızlığımızı itiraf ediyoruz. Bir taraftan da kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz. Zira insan eksikliğini tamamlamak ihtiyacı hisseder. Ve bunu iki şekilde yapabilir. Ya haliyle ya da diliyle. Bundan mütevellit, halimizde olmayan vefayı dilimizde tekrarlaya tekrarlaya tamamlamak gayreti içerisindeyiz. Bir toplumda bazı kavramlar sürekli dillendiriliyor, sürekli gündeme getiriliyorsa o toplum maalesef o kavramlardan yoksun demektir. Basit bir misal olarak edep, ahlak gibi konuları verebiliriz. Her tarafta edeple ilgili konferanslar, seminerler, kitaplar. Bir işe yarıyor mu peki? Şöyle bir etrafımıza bakarsak pek yaramadığını görürüz. Çünkü Resulullah bu işin ölçüsünü asırlar öncesinden koymuş. İnsanlar söylediklerinize değil, yaptıklarınıza bakar. Bir de vefayı çok yanlış anlıyoruz. Şöyle başlayayım. Hazreti Mevlana Mesnevi-i Şerif'te der ki, vefasızlık köpekler için bile bir leke ve ayıptır. Öyleyse sen insan olarak nasıl vefasızlık gösterirsin? Bu sözden şunu anlayabiliriz. Vefa insana has bir şey değildir. Mahlukatın özelliğidir. Misal, bir ağaca su verirsin, budarsın, gübre atarsın, ilgilenirsin. Karşılığında sana vefasını göstermek için meyve sebze verir. Eğer vefasızlık ederse kederinden kurur gider. Bir odun kadar olamadık. Neyse, o ayrı mesele. Bir başka düstur daha var. Vefası olmayanın dini yoktur diye. Peki neden dini yoktur? Çünkü vefasız insan hayvandan bile aşağıdır. Yani belhüm adal seviyesinde. Hayvanın bile dini mükellefiyeti yokken o mahlukun neden olsun? Mevzunun daha iyi anlaşılması için şöyle açıklık getirebiliriz. Vefası olanlar zemindedir. Vefası olmayanlar, onlar çukurda. Bir toplumda çukurdakiler çok olursa zemindekiler kendilerini yüksekte zanneder. Onlar öyle zannede dursun, biz gelelim asıl yüksekliği nasıl sağlayacağımıza. Yani insan nasıl olacağız? Gayet basit, hatır gönül sayarak birbirimizin hatırını gözetir, senin hatırın için ifadesini kullanabilirsek odunluktan ve hayvanlıktan kurtulup insan hususiyetini elde ederiz inşallah. Ziya Paşa'nın şu sözleriyle bitirelim. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde.